Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir örnekle karşınızdayım. Bu örnek kolay bir örnek. Çok rahat yapabileceğiniz bir örnek. Senaryomuz çok basit arkadaşlar. Şu şekilde yeni bir account oluşturduğumuz zaman şöyle diyeyim. Normalde şu anda bir account oluşturduğumuz zaman normal ekleniyor. Ama benim istediğim şu, yeni bir account oluşturduğumuz zaman hemen account name'in yanına kimin oluşturduğu, yani account owner. Bizim görüyorsunuz account owner John Miller. Bunu ben account'un yanına dile işaretiyle koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi basit bir örnek. Bunu nasıl yapabiliriz? Şu anda koyalım isterseniz. Şu anda bir account oluşturalım. Diyelim ki Carmel High School diye bir account oluşturuyorum. Şu anda oluşturduğum account'u görüyorsunuz. Yanında hiçbir şekilde kim tarafından oluşturulduğu gelmiyor. Çünkü trigger'ımızı daha oluşturmadık. Trigger'ımızı oluşturalım. Carmen High School'un yanına bu account'u kim oluşturmuşsa onun ismini yazsın. Size mantıksız gelebilir tabii. Böyle ileride böyle bir assignment'la karşılaşmayabilirsiniz. Karşılaşmazsınız zaten ama pratik olsun diye bu şekilde bir örnek çözmeyi deneyeceğim. Şimdi Developer Console'a giderseniz arkadaşlar var olan trigger'ımız varsa onu kullanabiliriz ya da bakalım var olan bir trigger'ımız var mı? Trigger diyorum. Account trigger var. Açıyorum. Öncekileri kapatıyorum. İçini boşaltıyorum ve before insert diyorum. Before insert yapmak istiyorum. Tabi biliyorsunuz before insert'ten başka şeyler de varsa o zaman if kullanabilirsiniz. Hani diyelim ki before insert'ten sonra before update de ekleyebiliriz ama kullanmayacağız. Sadece kullanmak istemediğimiz zaman ne yapabiliriz onu görelim. Eğer siz before update update yaparken kullanmak istemiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. If koyup, bunu daha önce çalışmıştık. If koyup trigger nokta buna is insert diyebilirsiniz arkadaşlar. Is insert derseniz sadece insert yaptığı zaman kullanır. Bu şekilde yapalım. Daha sonra kodumuzu bu if'in içine, if blokunun içine yazmamız gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Şunu istiyoruz. For loop yapmamız gerekiyor. Account objektindeyiz. AC diyelim. 2 nokta üst üste. Ondan sonra TriggerNew'den TriggerNew listesini alıyoruz. Bu listenin içindeki yani içindeki şu AC account'unun adını değiştireceğiz. AC.name'i biz şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eşittir. AC.name, AC.name tekrar kendisi artı bir de bu account'un sahibinin ismini koymamız gerekiyor. İsterseniz bir boşluk koyun ya da şöyle bir tire koyabilirsiniz. Daha sonra artı diyoruz. AC. Şimdi eğer hatırlamıyorsunuz yazınca geliyor mu bakalım. Yazınca gelmiyor. Bazen geliyor. Bazen gelmiyor. Şimdi ben objektimize gidip biliyorsunuz edit object kısmından owner'ın şeyine bakalım. Tam olarak nasıl yazıldığına yani API name'ine bakacağız. Field name'ine bakacağız. Account owner. Owner ID var. Bir bu. Bu owner ID var. Bir de başka var mı? Bakıyoruz aşağı doğru. Owner'la alakalı. İsterseniz search yapın. Owner deyin. Ve neler var? Bakalım. Ownership. Ownership diyor. Bu değil. Owner ID almamız gerekiyor. Owner ID'yi alıyorum arkadaşlar. AC noktadan sonra koyuyorum. Bu şekilde. Artık bizim bunu save yapalım. Bakalım bir hatamız var mı? Hatamız gözükmüyor. Şu şekilde olmuş oldu. Insert yaptığı zaman sadece çünkü if condition'ımız var. Is insert yaptığı zaman şurada görüyorsunuz bu true.
Bu true olduğu zaman, yani siz update yaparken bu true olmaz. Bu false olur ve bu çalışmaz. Siz insert yaparken is insert olduğu için burası true olacak. Ve condition'ımız sağlandığı için bizim trigger növün içindeki account'un adı update olmuş olacak. Yani değişmiş olacak. Nasıl değişiyor? Kendine önce bir direk işareti ekliyor. Daha sonra bu AC account'un owner ID'sini ekliyor. İsterseniz bir deneyelim. Yeni bir account ekliyorum. Update yapınca bakalım değişiyor mu? Carmel High School'u, Carmel High, Carmel Middle School yapalım. Bakalım değişiyor mu? Yapıyorum. Save diyorum. Eklenmiyor görüyorsunuz. Çünkü update olunca çalışmaması gerekiyor. Insert olunca çalışması lazım. Insert diyorum. Ben buraya Blue Moon Hotel diye bir account ekliyorum. Bunun owner'ı eklenecek mi ona bakalım. Şu anda ekleniyor. Eğer bir hata yapmadıysak eklenmesi lazım. Eklendi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Blue Moon Hotel'den sonra ne geliyor? 0058. Yani bizim ownership'in ID'sini alıyor. ID'sini hemen oraya yapıştırıyor. Biz owner'ın adını koymak istiyoruz. Öyle bir şeyimiz var mı? Baktık. Öyle bir şeyimiz yok. Peki şey desek, created by desek, created by desek. Evet, created by. Onun da ID'si var. Bunu alalım. Bir de buna bakalım. Hep ID ise istediğimizi yapamayacağız anlamına geliyor. Created by'a bakıyorum. New diyorum. Başka bir şey ekleyelim. Red Cross Community diyorum. Bunu ekliyorum ve yanına ne geleceğine bakıyorum. Null diyor. Demek ki bunun bir credit şey yok. İsterseniz buraya type'ını da ekleyebilirsiniz. Farklı bir şey ekleyebilirsiniz. Yani amacımız burada name'den sonra bir şeyler eklemek. Name'den sonra isterseniz tarih ekleyebilirsiniz. Şöyle created bunun yanına AC nokta bugünün created by tarihimize bakalım arkadaşlar. Ya da farklı bir şey bakabilirsiniz. Şart değil. İstediğiniz başka bir filde girilen değerleri orada gösterebilirsiniz. Diyelim ki şu aktif. Aktif olabilir. Ya da devam ediyorum. Aşağı doğru bakıyorum. Rating'i koyalım arkadaşlar. Rating'i koyalım. Ben AC name'i rating ile birleştiriyorum. Bu şekilde kaydediyorum. Yeni bir account oluşturduğum zaman diyelim ki White House diye bir account oluşturuyorum. Bunun ratingini de cold olarak seçiyorum. Save dediğim zaman şu şekilde bir account'la karşılaşıyoruz. White House cold. Yani görüyorsunuz. Başka şeyleri de ekleyebiliyorsunuz başına. Bu şekilde bir örnek yapmış olduk.